Öncelikle Kayseri halkına yine selamlayarak başlamak istiyorum. Yeni Refah Partisi biliyorsunuz son zamanlarda gündeme damgasını vuran bir şekilde ve gündemin nokta mevzularında, nokta konularında halkı ilgilendiren, vatandaşın yaşam tarzını ilgilendiren ve yaşamını ilgilendiren tüm olaylarda susmayacağımızı ve dile getireceğimizi söyledik. Bu da bugün de arkadaşlarımızla birlikte, il yönetimi arkadaşlarımızla birlikte dünden gündeme gelen kebapçılar ve son zamanlardaki gelen zamlarla alakalı vatandaşımızdan bize gelen tepkileri dile getirmek bizim boynumuzun borcu. Şimdi 80'li yıllarda bir film vardı biliyor musunuz? Kemal Sunal'ın Orta Direk Şaban diye. Şimdi ne orta direk kaldı, ne zengin, ne fakir kaldı. Orta direk hiç kalmadı. Ya çok zengin ya çok fakir kaldı. Bunu da görüyorsunuz esprili bir şekilde burada cama ekmek banıyordu o zaman. Zam, 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 zama da zam filan diye esprili bir şekilde alamadığını dile getiriyordu o zaman Kemal Sunal, rahmetli Kemal Sunal. Şimdi tam da biz sanki o dönemi yaşıyoruz. Yani vatandaş nasıl geçineceğini, biz geçenlerde söyledik, belediye başkanı kurs açsın dedik. Biz bunu oturduk, hesap ettik. Asgari ücretlinin ve normal bir vatandaşın ay sonunu nasıl getirdiğini biz çözemedik. Burada halkımıza sesleniyoruz. Çözen varsa bize bildirsin, biz de boş konuşmayalım. Şimdi ekmek 1.75 oldu. 4 kişilik bir ailenin ekmeği yaklaşık 7 lira, 7.5 lira civarında. Bir öğün birer tane yediği zaman ekmek. Ayda yaklaşık olarak 740 lira ekmek parası yapıyor. Sadece bir ekmek, kuru ekmek. Simit yeseniz de aynı, ekmek yeseniz de aynı. Bu adamın kirası, elektrik faturası, su faturası, artık düğünlere falan saymıyoruz. Onlar çok kırış oldu. Altın çok lüks oldu almak, hediye götürmek. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu zamlarla, bu gelinen ekonomik durumla halkın protein kaynağı, beyaz et eskiden çok ucuzdu biliyorsunuz. Bizim imdadımıza yetişirdi. Kırmızı et yemediğimiz zaman beyaz et, tavuk, balık yerdik. Şimdi tavuk da çok lüks oldu. Bir tavuk dürüm 13-14 lira, 15 lira civarında. Maalesef okula giden bir çocuğumuza baba dürüm al dediği zaman boyun büküp yürümek zorunda kalıyoruz. Halkımız, milletimiz bu durumu hak etmiyor. Ama biz Yeniden Refah Partisi olarak her zaman diyoruz ki çözüm önerilerimiz hazır. Reçetelerimiz hazır. Biz tavuk dürümde yedireceğiz, et dürümde yedireceğiz halkımıza. Bu zamların da üstesinden ancak Milli Görüş iktidarında Doktor Fatih Erbakan'la birlikte Yeniden Refah Partisi olarak biz geleceğiz diyoruz. Reçetelerimiz hazır. Maalesef her konuda siyasilerimiz konuşuyor ama altı boş konuşuyor. Dolu konuşmuyor. Öneriler yok. Sadece eleştiri, sadece yerden yere vurma. Biz öyle değil. Bizde reçetelerimiz hazır. Bizim geldiğimiz zaman her zaman söylüyoruz. İşçiye, memura, asgari ücretliye, köylüye, çiftçiye, emekliye hepsine %50 zam vereceğiz demiştik. Şimdi o zamlar %70'e çıkarttık. Bunun reçetesi de hazır. Hep beraber çalışmamızı yaptık. Bu konuda biz hazırız. Kayseri halkını diyoruz ki Yeniden Refah Partisi olarak bizi takip etmeye devam edin. Biz sizin içerisinizde olup halkla birlikte yürümeye devam edeceğiz iktidara ve sizinle birlikte iktidar olacağız diyoruz. Artık 25 yıllık düzen bitti. Kayseri'nin ezilmesi bitti. Kayseri'deki bu ve Türkiye'deki halkın iktidarı yakın. Yeniden Refah Partisi geliyor. Biz geliyoruz diyoruz. Arkadaşlarımızla beraber geziyoruz. Esnafları geziyoruz. Esnaflarla birlikte halkın sorunlarını dinliyoruz. Ve maalesef çocuğunu okula gönderemediği için, çocuğunun masrafını gönderemediği için ve üniversite öğrencileri yurt bulamadığı için ne yapıyor? Açık öğretime yönlendirmek zorunda kalıyor. Bu bizim için çok acı bir tablo. Yani okulumuz varken, yurdumuz varken, üniversitelerimiz varken neden açık öğretime gereksinim duyuyoruz? Pandemi bir bahane. Pandemi daha önce de vardı ama bunun yegane sebebi ekonomik şartlar. İnsanlar çocuğunu okula gönderirken sabah kalktığı zaman servis parasını nasıl ödeyeceğim? Okula gittiği zaman kitabını nasıl alacağım? Öğretmeni beni arayacak, çocuğun kitabını almıyor musunuz diye kaç gün bana soracak? Okula gittiği zaman arkadaşlarının içerisinde boynu bükük mü oturacak? Bunlar bir baba için ve bir aile için çok acı şeyler. Sabah kalktığında çocuğum pantolon eskidiği zaman yeni bir elbise alabilecek miyim? Okulun kıyafetleri aldı başını gidiyor, ne kadar tutuyor? Bir asgari ücretli nasıl alacak bunu? Bunları düşünmemiz lazım.
Biz bunların hepsini biliyoruz. Hepsinin çözümü de hazır. Vatandaşımız rahat olsun. Çözüm var. Hiç kimse umutsuz olmasın. Biz geliyoruz. Refah Partisi geliyor diyoruz.